2, 1, yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Ben Çağrı Hoca. Bugün yine konuklu bir ders yapacağız, yayın yapacağız daha doğrusu ve herkesin heyecanla beklediği birisi var yayınımızda. Özer Kiraz Hoca bizlerle birlikte olacak. Ben zaten Mayıs'ta listemi hazırladığımda Özer Hoca tabii ki ilk başlardaydı ama Instagram'da ve Facebook'ta Özer Hoca gelsin, Özer Hoca gelsin diye yazan çok oldu. Kendisine de bugün ilettim zaten WhatsApp'tan screenshot alıp. Ve Özer Hoca bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çağrı Hocam, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Karataş Mesut ses yok demiş. Bir kontrol edelim. Sadece onda mı yok başka? Ha, şimdi tamam demiş. Evet. Herkes hoş geldi arkadaşlar. 30 kişiyle başladık. Ben bu akşam rekor bekliyorum hocam. Sizin kitle bayağı heyecanlı. Hadi bakalım inşallah. Bu akşam arkadaşlar daha önce yazmıştım. Evde kendi kendinize İngilizce öğrenebilir misiniz? Onu konuşacağız. Neden Özer Hoca ile konuşacağız? Çünkü en çok bu işe katkıda bulunanlardan birisi. Sizin tek başına İngilizce çalışmanızı sağlayan YouTube videolarıyla ve çeviriyle öğren kitabıyla hepsine tek tek değineceğiz zaten. Yorumlar da gelmeye başladı. Onları da ara ara ekrana vereceğim. Sorularınızı da alacağım zaten. Fakat Özer Hoca ile başlayalım. Özer Hoca bir kendini kısaca tanıtsın. Bilmeyen yoktur ama yine de adettendir. Buyurun hocam. Yani şöyle girermişim. Merhaba, ben Özer Kiraz şeklinde. Kısa bir öz bilgi vereyim. 1979 İstanbul doğumluyum. Onun dışında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Bilimi bölümü mezunuyum. İşte bir yıl kadar çeviri bürosunda çalıştım. Ondan sonra askerlik, daha sonrasında hiç başlamam dediğim milli eğitimde öğretmen olarak başladım. 13-14 yıl oluyor artık görev yapalı da. Halen Oh. Ankara'da bir okulda devam ediyorum, evet. Süper, milli eğitimdesiniz. Evet, öyle. Bu kısmı çok ilginç hocam çünkü genelde işte teknolojiyle ilgili bir şeyler yapanlar ya da YouTube'da ders yayınlayan hocaların hepsi işsiz, ben dahil. Sizin milli eğitimde çalışıp da böyle şeylerle uğraşmanız gerçekten en azından benim açımdan şaşırtıcı çünkü hiç denk gelmiyoruz. Genelde çünkü milli eğitim hocaları bize şaşırıyor. Nasıl yapıyorsunuz öyle şeyleri falan diye. Ki siz bizden daha iyi yapıyorsunuz. Nereden geliyor bu teknoloji bilgisi ve nereden başladı YouTube kanalı? Şöyle aslına bakarsan ben çok küçük yaşlardan beri elektrik, elektroniğe meraklıydım. Ta ortaokul döneminden bahsediyorum. Küçük yaşlar derken bayağı küçük yaşlar. Onu istinaden de işte telekomünikasyon bölümü okudum meslek lisesinde. Anadolu Ha Teknik öyle mi? Telekomünikasyon, evet. Bir yıl hazırlığımız vardı. Ondan sonrasında normal devam ettik. Zaten İngilizce bilgisi de o hazırlıktan geliyor. Çok Evet, ilginçtir. benim de. Ben ortaokulda İngilizceden nefret ediyordum. Yani merhaba nasılsın falan bu kadar biliyordum. Yani how are you dediklerinde işte I am 13 years old falan diyebiliyordum o seviyede. Aha. Ondan sonra lisedeki bir öğretmenim var. Şu an izliyorsa, dinliyorsa veya sonra dinleyecekse kendisine saygılarımı iletiyorum. Aysel Hocam. Onun sayesinde Yine bir İngilizce. öğretmen etkisi görüyoruz. Evet, kesinlikle öğretmenler etkili oluyor. Aysel Hoca'nın sayesinde, onun yönlendirmesi sayesinde biraz İngilizce bölümünü tercih ettim. Aslına bakarsan elektroniği çok seviyordum ve bilgi olarak da çok üst düzeylerdeydim. Yani üniversite elektronik bölümünde okuyan bir kişinin tezini yaptığımı söyleyebilirim. Bu hiç abartı değil. Ama gel gör ki bizim ülkemizdeki eğitim sistemi matematik ve fen yapmayınca Evet. elektronik bölümüne girmeye izin vermiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben de Aysel Hocam'ın da yönlendirmesi sayesinde biraz da açıkta kalmamak adına İngilizce bölümüne yönlendim. Burada da aslında örnek olacak bir şey oldu. Hani o zamana kadar sürekli meslek lisesi okuyan bir öğrenci son yılımda hadi İngilizce olsun bari deyip çok ciddi bir çalışmayla yani günde 8 saat falan ortalama ders çalışıyordum. Ve bir yıl bile değil, daha kısa bir zaman aralığında puanı ciddi anlamda yüksek olan bir bölümü, bir üniversitenin bir bölümünü kazanmış oldum. Hani bu da örnek olsun, hiçbir şey imkansız değil, isteyince oluyor, biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Bu arada tabii yarın da LYS 5 sınavı var. Evet, ona Ona gireceklere de girecek başarılar. arkadaşlar varsa evet başarılar diliyorum buradan. Ben de Bu şekilde. tam şey konusuna gelecektim hocam. Kendinizi tanıttıktan sonra
sizin nasıl öğrendiğinize gelecektim. Zaten az çok girdiniz o konuya da. Evet. Çünkü gerçekten herkesin hikayesi farklı oluyor ve herkes kendine bir pay çıkarabiliyor farklı yönleriyle. İşte sizden önce Mustafa Hoca'yı almıştım Karabük Üniversitesi'nde, o da okutman. Mesela o da düz lise mezunu, şimdiki genel liselerden mezun. İşte oradaki sınıfları da 60 kişilik falanmış. Hani farklı geçmişe sahip insanların nasıl İngilizce öğrenip nasıl bir yerlere geldiğini duymak gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden her konuğumuza soruyorum. Sizin de hikayeniz gerçekten ilginçmiş. Evet, çok ilginç bir hikaye. Vallahi hocam, takipçileriniz yazıyor. Tam aradığımız konuydu. Birlikte görmeye çok istediğimiz, takipçi olduğumuz hocalar falan demişler. Yayın başlamadan çok güzel bir yorum vardı. Hı-hı. Sanırım Semih'in yorumuydu. Tamamen kendisi alımlı, çalışmış. Evet. Semih Alımlı önemli biri. Ondan önce Ali Arslan'dan bahsedeyim. Size en çok isteyen Ali Arslan'dı. Evet, bir de Ali var. Zaten ikisi, evet. Her yerden yazdı Ali Arslan, Özer Hoca'yı da istiyoruz falan diye. Semih Alımlı da şöyle ilginç. Bizim Özer Hoca'yla tanışmamızı sağlayan kişi aslında. İkimizin de YouTube'dan derslerini izliyordu. Bir ara benim YouTube kanalıma bir sorunun cevabını yazmıştı. Sonra Özer Hoca da geldi oraya, yorum yazdı falan derken tanıştık. Hayır, şey yapmış Çağrı. Benim cevap anahtarınızı mı istemişsin o konuyla ilgili? Örnek cümle olarak çeviriyle öğrendeki bir cümleyi alıp aynısını yazmış. Bu benim dikkatimi çekti. Birden fazla cümleydi hatta galiba. Bir yerden tanıdık geliyor falan şeklinde. Evet. Böyle evet, bir şeyler evet. Vardı. Doğru. Aynen. Semih vesile oldu bizim tanışmamıza. İyi ki de böyle yapmış. Evet. Ayşegül Karakay'ın yorumuna da bir bakalım. Ben de İngilizceyi çok seviyordum. Sağ olsun bizim İngilizceci soğutmuştu o dersten beri. Biz genelde ters örnekler görüyoruz ama bu meslek anlamda işte. Daha önceki yayında da söylemiştim. Bir matematik öğretmeninden çok etkilenip matematik öğretmeni olanlar, İngilizce öğretmeninden çok etkilenip İngilizce öğretmeni olanlar oluyor. Tabii soğutanlar da oluyor. Özellikle yine tabii ki sayısal, yani matematik ve İngilizce derslerinden soğutan hocalar da olabiliyor. Biraz kısmet oluyor o da. Şimdi buradan şeye geçeceğiz hocam. Asıl konumuza gireceğiz. Zaten sayımız 94'ü buldu. Ben Özer Hoca'ya dedim ki arkadaşlar 50 kişi canlı izliyor. Ertesi günde 500 kişi falan izliyor dedim. Sağ olun, yüzümü kara çıkarmadınız. Özer Hocam da sayesinde tabii ki paylaşım yaptı. 94 kişiyiz şu an. 50'nin 2'ye katladık diyebiliriz. Konumuz bugün herkes de toplandığına göre evde kendi kendine İngilizce öğrenme, yeni katılanlar da var. Özer Hocam, siz YouTube'da videolar yapıyorsunuz. Hatta yaptınız, bitti diyeceğiz. Mesela evet. Ben de yapıyorum ama benim videolar A1 A2 de bitti. Siz bütün konuları anlattınız, doğru mu? Doğru. Yani İngilizce'deki konuların %95'i diyebilirim. Hani anlatmadığım %5'lik kısım da ciddi anlamda günlük konuşmalarda tercih edilmeyen, ileri düzey, sınav İngilizcesine yönelik şeyler. Ama hani benim kanalımda zaten dikkat ettiysen hep genel İngilizce'ye yönelik bir eğitim veriyorum. Yani evet. Sınavlı geçmiyor. Sınav odaklı hazırlamıyorum videoları. Aynen. Dolayısıyla o kadar detay konulara girip genel İngilizce öğrenmek isteyen insanları da sıkmak istemedim açıkçası. Aslında şu da var, yani genelde ben şöyle diyorum, İngilizce her yerde İngilizce. Sonuçta sizin o bütün dersleri, bütün videoları çalışıp iyi bir şekilde öğrenen insan o sınavlara da bir şekilde hazırlanmış oluyor değil mi? Yani ya tabii ki tabii ki. Hani insanlarda şöyle bir algı var. Hocam işte sınavlar için uygun mudur bu videolar falan? Sanki sınava girerken farklı bir İngilizce sorulacak da evet. Genel İngilizce öğrenirken farklı bir İngilizce öğrenilecek gibi bir şey algılanıyor. Yani neticede İngilizce aynı İngilizce diyorum ben. Aynen aslında öyle. Bakarsam da yani videolar ben istemesem de ciddi anlamda sınava da hazırlıyor diyebilirim. Bugün bana Instagram'dan öyle bir mesaj geldi. Diyor ki hocam videolarınızı izledim de diyor pek YDS'ye yönelik bir video değil gibi duruyor falan dedi. Yani evet, YDS'ye yönelik olması için daha ileri düzey olması gerekiyor. Mesela sizin bütün dersleri bitirdiğinizde aslında YDS'nin bütün konularını çalışmış oluyoruz. Geriye kalan şey işte ekstra kelime çalışması olabilir ve soru çözümü olabilir. Onun dışında gramer olarak İşte YDS'deki de simple present tense, genel İngilizce'deki de simple present tense bir farkı yok dediğiniz gibi. Tabii. Peki evde kendisi çalışmak isteyenler için ilk sorumuz geldi. Ben onu siz kendinize anlatıyordunuz diye atladım, ekrana vermedim. Haftalık nasıl bir çalışma programı yapmalıyız diye bir soru geldi. Bu hepimize bu tarz sorular çok geliyor değil mi? Hocam nasıl çalışayım, nereden başlayayım falan diye. Bunun için aslında bireyi
yakından tanımamız gerekiyor ama genel öneri vermemiz gerekirse ne diyebiliriz? Ya aslında bana da bu soru çok geldiği için oturup bununla ilgili bir video hazırladım. Hatta bonus derslerin ikincisi olması lazım diye tahmin ediyorum. İngilizceye nasıl çalışmalıyım videonun başlığı. Hani orada detaylı anlattığımız şeyleri sıkıştırmak gerekirse öncelikle bir plan program çizmek gerekiyor. Bir kelime hedefi koymak gerekiyor kendimize. Ve bunların gerçekçi olması gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle gerçekçi olması. İlk 3 gün gazı gelip de tabii, günde tabii, 50 kelime tabii. ezberleyeceğim falan denirse. Kesinlikle olmaz yani günde 50 kelime biraz zorlar. Yani ben gerçi sınava hazırlık döneminde, LYS 5 döneminde 40 falan ezberliyordum günde ama şöyle evet. 40 hani kelime ezberleme videomda da anlattığım gibi sürekli geriyi süpürerek gelme tekniği. Yani eski kelimeleri de çalışarak gelme. Belki bir ay geçtikten sonra o listeden çıkartma gibi bir yöntem kullanmakta fayda var. Yani söylenecek çok şey var bu İngilizceye nasıl çalışmalıyımla ilgili. O yüzden hani biraz da şu an tam toparlayamıyorum. Çünkü yapılacak çok şey var dediğim gibi. Evet, evet. Yani genel mantık dediğiniz gibi gerçekçi hedefler koyup işte bir de dediğim gibi her ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. İşte siz genel İngilizceye mi öğrenmek istiyorsunuz, bir sınava mı hazırlanıyorsunuz, yaşınız kaç, İngilizce geçmişinizle bu ayrıntıların hepsini bilmemiz gerekiyor ki doğru bir yönlendirme yapabilelim. Tabii. Öbür türlü genel söyleyeceğimiz şeyler işte YouTube'da Özer Hoca'nın videoları var. Bu arada sormuşlar, onu da söylemiş oldum, Özer Hoca'nın videoları nerede diye. YouTube'da İngilizce konu anlatımı diye bir kanal arkadaşlar. Linkini de paylaşırız yayından sonra zaten. Oradan gramer kısmını çalışabilirsiniz. İşte başka kaynaklardan, Memrise'dan falan kelime çalışabilirsiniz. Böyle birbirini destekleyecek. Hani bütün yayınlarda diyoruz ya, 4 ana bölümü de destekleyecek. Okuma, konuşma, yazma ve dinleme kısımlarını destekleyecek. Çoklu bir çalışma yapabilirsiniz. Semih de bugün ondan bahsetmişti yayından önceki yorumunda. Tamamen kendisi çalışmış, bir yıl çalışmış hocam. Farklı farklı hocalardan çalışmış. İşte beni izlemiş, sizi izlemiş, evet. Yabancı hocaları izlemiş. Hepsinden bir şeyler ala ala onların hepsinin tavsiyesini evet. kendine uyarlaya çalışmış. Böyle ilerlenebilir. Bir de evet. iki soru var. Onu birleştireyim. Kelime demişken günde kaç kelime öğrenilebilir ve günlük hayatta kullanılan kelimelerin listesi var mı demiş. İlkini siz cevaplayın, ikincisini ben cevaplayayım hocam. Günde kaç kelime öğrenilebilir? Az önce de söylediğim gibi ben o LYS 5 hazırlık döneminde günde 40 kelime öğreniyordum. Ezberliyordum. Hı hı. Ama dediğim gibi bu 40 kelimeyi ertesi gün de tekrar ediyordum. Ondan sonraki günde tekrar ediyordum. Yani bir ay boyunca ben o 40 kelimeyi listemden çıkartmıyordum. Bunu gördüm. Hı hı. 40 kelime çok disiplinli bir çalışmayla ezberlenebiliyor. Ama 20 kelime gibi öneriyorum ben. 20 kelime evet. gene zorlayacaktır ama tabii 40 kadar zorlamayacaktır. İş burada biraz kişinin kendi iç disiplininde bitiyor, karakterinde bitiyor. Yani bende şu vardır, hani biraz böyle zorda kalmadıkça bir şeyleri yapmam. Hani lise son dönemine kadar da bir şeyleri yapmıyordum üniversite evet. hazırlık bağlamında. Ama ben bu işi yapacağım deyip kafaya koyduğum zaman işte boş vakit benim için bir nimetti. Hep böyle söylüyorum. İşte boş vakit bulduğum zaman test çözüyordum sürekli. Yani bu sadece İngilizce de değil. Coğrafya oluyordu, Türkçe oluyordu, başka şeyler oluyordu gibi. Tabii sen ne sordun, ben nerelere kaydım, günde kaç kelime? 40. 40. 40 üst limit mi hocam? 40 üst limit, evet. Tamam, süper. 20-40 arası. Aynen. Memrise'ın da şey var mesela, kelime öğrenme uygulaması olarak şey diyor işte, kendine orada hedefler koyabiliyorsun. 5-15-30 diye ayırmış. 3 sekme vermiş. Sen günde kaç kelime öğrenmek istersin falan diye soruyor. Yani o zaman demek ki insanın yoğunluğuna ve kapasitesine göre, ayıracağı vakite göre 5 ile 40 arası dersek yanlış olmaz. Liste kısmına gelecek olursak arkadaşlar, mesela Oxford'un çok güzel bir listesi var. Google'da bulabilirsiniz. Oxford 3000 diye yazarsanız. Bir araştırma yapmışlar Oxford'un bilim adamları, bütün kaynakları taramışlar ve diyorlar ki bizim bu kelime listemiz sizin günlük hayatta karşınıza çıkacak kelimelerin %90'ına kadar ortalama kapsıyor. Bu tarz listeler çok işinize yarayabilir. Onun dışında farklı farklı listeler var işte. Kimin Collins'in 4000'lik listesi var, işte akademik kelimeler listesi var. Neye çalışacaksanız ona göre değişir ama ben genel İngilizce çalışacak ve sıfırdan başlayacakları Oxford'un 3000'ini öğrenebilirim. Güzel.
Mehmet Şahin de çalışarak mı daha iyi öğrenir yoksa İngilizceye maruz kalarak mı demiş. Tabii ki maruz kalarak en güzeli ama çalışmak da bizi o konuda hızlandıracaktır yetişkin olduğumuz için, öyle değil mi hocam? Ya kesinlikle. Şimdi şöyle bir örnek vereyim istersen. Geçenlerde bahsettiğim bu Adobe InDesign programı var. Şu an kitabı yazmak için kullandım. Evet. Ciddi anlamda profesyonel bir program ve insanlar bunun kursuna gidiyorlar bu programı öğrenmek için. Milli eğitimdeyseniz bazen hizmetçi kurslar açılıyor buna gitmek için. Ben öyle yapmadım. İnternette daha önce sana da bahsettiğim Tasty Tots diye bir kanal var. Orada bir İngiliz'in hazırladığı video serisi var. Sanırım 13-14 bölümlüktü. Sesi de Hugh Grant'a benziyor. Çok güzel bir anlatımı var. Evet. Tabii bu biraz İngilizce bilmemden kaynaklanıyor bu arada. Örnek vermek için kullanıyorum ben tabii ki. Hiçbir kursa gitmeden sadece o seriyi izleyerek şu an programı profesyonel düzeyde kullanacak aşamaya geldim. Süper. Yani bu mümkün. Şimdi nasıl mümkün? O videoları anlatan kişi tıpkı benim ders anlatmam gibi anlatıyordu. Yani kolaydan zora doğru giderek bütün detayları sıkmadan anlatarak hani ben sizin yanınızdayım diyerek öğrenciyle empati kurarak onunla beraber aynı yoldan giderek anlatıyordu. Yani bakın bu böyledir, şuradan şu yapılır, buradan bu yapılır şeklinde hani öğrenciyi karşısına alıp anlatma vardır bir. Bir de öğrencinin yanına geçip anlatma vardır. O yanına geçip anlatma yöntemini uyguluyordu. Ben de videolarda mümkün olduğunca bu yöntemi uygulamaya çalışıyorum. Bu da insanlara tabii daha samimi geliyor. Daha sürükleyici geliyor. Ve devamı gelsin istiyorlar. Özellikle şimdi kitapta bunu biraz daha bir aşama daha ileri götürüyorum. Şu anki yazdığım kitapta. Sen dilinden kurtarıp sürekli biz diline çeviriyorum cümleleri. PDF'te geçen cümleleri. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, buraya bu cümleyi koyuyoruz, bu örneğe bakıyoruz gibisinden bir dil kullanıyorum ve daha samimi oluyor. Yine sen ne sordun, ben nerelere geldim? Zaten yayın böyle ilerliyor hocam yani. O yüzden süre yetmiyor. Şöyle kısa bir soru alacağım, sonra arda arda aynı sorudan gelmiş, ona bakacağız. Memrise'de premium olmadan verim alabilir miyiz? Alabilirsiniz, premium üyelikte şeyi var. Premium olursa daha iyi olabilir. Bu arada daha önceki yine ücretli uygulamalarda söylediğim gibi 2-3 kere böyle arda arda girdiğinizde 2-3 gün sonra size zaten bir teklif yapıyorlar %30 ya da doğum gününüzde bir indirim veriyorlar. Bu indirimleri kovalayın arkadaşlar ya da Black Friday yıl sonunda alırsanız bayağı %50 indirim falan oluyor. Ben Memrise'ın bir yıllık üyeliğini aldım 2 kere. Almanca falan çalışıyorum oradan. Premium üyelikte sesli çalışma yapabiliyorsunuz. Kelimelerin sadece ses kısmını çalışabiliyorsunuz. Bir de videolu kısmı. Sokaktan insanları kaydetmişler işte. Londra'ya gitmişler. Cümleleri söyletmiş, insanları çekmişler. Öyle çalışabiliyorsunuz. Diğer kısımlar tamamen yine kelimeleri anlamlarıyla çalışabiliyorsunuz. Bir de Lingusta sorusu var hocam. Konuşma için Lingusta hakkında ne diyorsunuz diye çok soru geldi. Benim çok fikrim yok. Sizin var mı? Açıkçası benim de çok yok. Yani kurs falan duydum, Lingusta metoduyla ders veriyoruz falan filan diye ama ya hiçbir bilgim yok. Şöyle söyleyeyim Çağrı, ben onun hani reklamlarını görüyorum, sitesine girdim bir sefer. 3 ayda akıcı derecede İngilizce yazısını görür görmez siteden çıktım. Yani konuyu böyle özetleyebilirim, yani böyle bir şey yok. 3 ayda akıcı İngilizce yok. Yani bunu Lingusta da yazsa, başka bir kurum da yazsa ben onların sitesine yeterince ciddi olduğunu düşünmem biraz. 30 dakikada bütün A1 konusu. Ya, evet. Hatta var, geçen NTV'de mi çıkmıştı bir, yani ciddi de bir kanalda çıkmış, 5 günde İngilizce gibi. Evet. O şekilde bir şeyler paylaşılıyor. Yani ben bu tarz haberlerin de zaten parayla falan yaptırıldığını düşünüyorum. Öyle zaten hocam. Yani başka türlü 5 günde İngilizce. Ben de yorum yazdım altına, 5 gün çok değil mi? Hocam 2 günde öğretenler varmış falan. Uykuda öğreten varmış falan. Uykuda öğreten var. Evet, uykuda öğreten. Geçen bir yayında zaten öyle bir ders yaptık hocam. Hardbound diye bir uygulama var. Oradan bir kitap özeti okuduk. Meşhur bir araştırma var. Ericsson, adamın soyadı Ericsson'ı sanırım da hatırlamıyorum. 10.000 saat kuralı diye. Yani diyor ki bir şeyde dünyanın en iyisi olmak için diyor, 10.000 saatinizi harcamanız gerekiyor. Herhangi bir şeyde, işte sporda, müzikte vesaire falan diye. İşte en iyisi olmayacaksanız, sadece kendinize yetecek şekilde olacaksanız da işte
10.000 saat 10 yıla denk geliyorsa 2.000 saat işte 2 yıla falan denk geliyor. Yabancı dilde de öyle değil mi? Hani bir advanced diyebilecek gibi illa native olmamız gerekmiyor zaten. Upper intermediate advanced olmak için haftada 4 saatimizi falan ayırıyorsak 2 yıldan çok önce bunun olması pek de mümkün değil gibi. Mümkün değil. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Yani çok fazla konu var. Hani bu şeydir, 5 günde İngilizceyi iddia edenler, merhaba nasılsın, şunun fiyatı ne kadar, en son kaç olur? Hani bunları öğreten bir İngilizcedir, bu düzeyde bir İngilizcedir. Yani bunun ötesine gidebileceğini düşünmüyorum. Her şeyden önce bir kelime yığını var İngilizce'de. Evet. Türkçenin 6 katı kelime olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani, aynen, şimdi zaten oradan da bir hesaplama yaparsak hocam, dedik ki 3000 kelime öğrenmemiz lazım. Günde 10 tane öğrenmemiz mümkünse zaten buradan hesaplarsanız 5 günde öğrenemeyeceğiniz ortaya çıkıyor yani. Yani tabii ki. Hani İngilizce öğrenmek bir dönem değil, bir ömür işi diyorum ben. Ve hala şunu söylüyorum. İngilizce'de bilmediğim kelime sayısı bildiğim kelime sayısından fazladır şu an için. Hep de öyle olacak yeni zaten. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Evet, hep de öyle olacak. Evet. O bitmiyor yani. O süreç aynen bitmiyor ki bitmemesi de lazım. Halen bir şeyleri izlerken işte orijinal diline çevirip izliyorum. Yani soğumamak, kopmamak adına. Çünkü bu zaten şimdi bir soru da o geliyordu hocam. Çok geldi hatta, 3-4 kez sordular. Listening için, duyduğumuzu anlamak için ne yapmamız gerekir dediler. Biz daha önceki yayınlarımızda kısa bahsetmiştik. Siz de onu söylediniz. Bir daha tekrar ederseniz orayı. Yani şöyle bir şey, duyduğumuzu anlayabilmek için ben bunu soranlara şöyle diyorum. Bilmediğiniz bir kelimeyi anlayamazsınız. Hı-hı. Şimdi, maintain kelimesi sürdürmek, devam ettirmek demektir. Peki, tamam. Şimdi bir diyalog dinliyoruz. İçinde maintain kelimesi geçiyor. Şimdi istediğiniz kadar iyi bir kulağınız olsun. O kelimeyi o bağlamdan sökün alın. Ama bu kelimeyi bilmediğiniz zaman dolayısıyla o konuşmayı anlayamayacaksınız. Şarkı sözleri için de bu geçerli. Öyleyse birinci kural neymiş? Kelime ezberlemek. Ha, bu nasıl olacak? Dinlediğini anlamak. Kelime ezberledikçe daha iyi anlar duruma geleceğiz. Örneğin take after phrasal verb'ünü alalım. Benzemek, çekmek anlamına gelen. Şimdi take'i biliyorsunuz. Almak demek. After'ı biliyoruz. Sonra demek. Evet. İkisi bir şarkıda peş peşe geçiyor. Take after, I take after my father gibi bir şey duyuyorsunuz. Ama şimdi ben babamdan sonra alıyorum. Yani nasıl babamdan? Önce babam alıyor, sonra ben alıyorum. Ama take after'ı bilmezseniz phrasal verb olarak anlamını anlayamazsınız. Yani bunlar dil bir bütün şeklinde ilerler bilginiz. Hani sadece dinlememi geliştireyim, sadece konuşmamı geliştireyim, yok ben sadece gramerimi geliştireyim. Böyle bir şey yok. Ve bunların altyapısı, çekirdeği gramerden başlar. Yani öncelikle bir gramer bilgisini oturtmalısınız. Eş zamanlı olarak kelime bilgisini oturtmalısınız. Beraberinde zaten bir şeyler okudukça, şeyler dinledikçe sizin dinleme beceriniz gelişecek ve en son aşamada konuşma gelecek. Konuşma kendiliğinden zaten bütün bilgilerin aynı anda eş zamanlı ve hızlı olarak kullanılmasını gerektiren bir süreç olduğu için en son aşamada gelen bir şey. Yani ben konuşamıyorum şeklinde kimsenin kendisini demoralize etmesine gerek yok. Konuşmak kolay bir şey değildir. Dediğim gibi bir dönem özel ders veriyordum. İnsanlar sürekli aradıklarında şunu söylüyorlardı. Hocam sadece konuşabilecek kadar İngilizce öğrenmek istiyorum. Yani ben bunu hep şeye benzetiyordum. Evet, Çağla. Sadece konser verebilecek kadar elektro gitar öğrenmek istiyorum demeye benziyordu. Aynen. Çok fazla pratik gerektiren bir süreç değil mi? Gitar örneği de güzel olmuş. Orada da çok fazla pratik gerekiyor. Ben bir dönem denedim. Günde yarım saat falan çalışıyordum. Sonra olmayacak dedim. Bıraktım. Günde yarım saatle olmayacak dediniz. Tabii. Olmuyor. O da çok ciddi bir süreç. Herhangi bir enstrüman. Evet, işte mesela bağlama falan üstadlarının da öyle, işte günde 4-5 saat antrenman falan yaptıklarını, pratik yaptıklarını biliyoruz. Evet. Şuradan çok güzel bir yorum gelmiş. Serdar Güncel her gün yazıyor zaten. Lingusta'yı denemiş. İşte böyle örnekler lazım size aslında arkadaşlar. Biz her şeyi kendimiz deneyemeyeceğimiz için deneyenlerden dinleyelim. Kısacası mucize gibi insanlara anlatmasınlar demiş. Okumuşsunuzdur diyorum arkadaşlar. Sürekli tekrarla alakalıymış. Ya, kimsenin sihirli bir değneği yok. Aynen öyle.
Evet, başka alanlar da varmış. Yorumlarda bakarsınız. Uğur Fidan 10.000 saat Malcolm Gladwell demiş. Ericsson diye de hatırlıyorum ama ortak çalışma olabilir belki. Doğru, Malcolm Gladwell'de vardı. Lingüista için olumlu bir yorum da var. Onu da gösterelim. Hiç de kötümsenecek bir program değil. 3 dersin ücretsiz veriyor. Kolaydan zora ilerliyor demiş. Öyledir tabii ama işte 5 ayda akıcı konuşacaksınız falan kısmı bizim karşı çıktığımız kısım. Yoksa kötüdür, öğretmez falan demiyoruz zaten. Evet. Evet, başka LYS5 için önereceğiniz kitap. Evet hocam, şimdi genel İngilizceye az çok anladık. YouTube'dan hocaları takip edip sıralı bir şekilde, kolaydan zora şekilde giderek çalışabiliriz. Çalışırken zaten insanların, herkesin kendi taktiği vardır. İşte bazıları not alarak çalışırlar. İşte mesela ben Wallscreen oynamayı öneriyordum listening için. Bazıları evde defter kalem çalışıyor, bazıları telefona screenshot alıyorlardı yeni kelimeleri falan. Herkesin kendi bir tekniği oluşuyor. Bir de şimdi LYS ve YDS ile alakalı sorular çok geliyor. Konumuz evde çalışmak ama acaba bu arkadaşlar evde LYS, YDS çalışmaktan bahsediyorlarsa onunla ilgili de birkaç önerimiz olur diye düşünüyorum. Var mıdır hocam Yani sizin? benim şöyle bir örnek vereyim. Mesela lisedeyken hani bahsettiğim gibi aynı sınıfta okuyan bir arkadaşım vardı. Ben dershaneye gitmiştim son senemde. O arkadaş dershaneye gitmeden kazandı mesela. Kendi Evet, başına öyle çalışarak örnekler de falan. oluyor. Böyle örnekler var. Yani mümkün. Dediğim gibi her şey insanın iç disiplininde bitiyor. Tabii ki bir yol gösterici bir öğretmen, hoca lazım ama bu bizim dönemimizde, bizim liseye gittiğimiz yıllarda böyle değildi. İnternet bu kadar yaygın değildi. YouTube kanalları yoktu. İnternete öten modemlerle giriyorduk ama şu anda böyle bir imkan var. Türkiye'de de bu imkan var. Birçok İngilizce öğreten kanal var benimki gibi. Bunlardan faydalanılabilir, faydalanılmalı. Bunlarla bu iş mümkün diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Şey, soru anlamında da sıkıntı yok zaten. İşte dediğiniz gibi önce sıfırdan başlıyorsanız, öyle konuşayım, herkes kendine göre uyarlasın bunu. İşte genel İngilizceyi halletmeniz lazım. Bütün gramer kurallarını, Kesinlikle, işte kesinlikle. Özer Hocam'ın kanalında hepsi var, baştan sona sıralı şekilde kolaydan zora gidiyor. Daha sonra kelime çalışmanız lazım. Kelimeyi de söyledik. Oxford'un genel listesi var, 3000. Akademik listeler var. Daha sonrasında ise bol bol soru çözmek kalıyor. Soru da internette çok. Mesela neydi o kaynağın adı? Yesdil olması lazım. Eskişehir'den bir dershane eskiden kapandı. 55 bin tane hocam YDS, LYS5 sorusu yayınladılar ücretsiz. Hani 55 bin soruyu zaten bir yılda bitirebiliyorsanız süper. Fullersiniz diye düşünüyorum o kadar pratikten sonra. Sıralaması böyle diyebiliriz. Başka yorumlara bakıyorum. Çok güzel bir yorum var Ayşegül'den. Kendi dilimizi bile 5 yaşına gelene kadar ancak oturtuyoruz. Hikayeyi anlatmasınlar demiş. Aynen öyle. 5 yıl sürekli maruz kalıyoruz. 7-24 maruz kalıyoruz. Bir de şu var şimdi Ayşegül'ün yorumundan aklıma geldi. Bu işte öğrenciyi istismar etmek isteyen kurumlar hep bu örneği veriyorlar. İşte ana dilimizi öğrenirken biz gramer mi öğrendik? Birisi bize gramer mi öğretti? Ne oldu? İşte sadece duyarak öğrendik falan. Yani bir küçük bir çocuğun, bebeğin dil öğrenmesiyle bir yetişkinin ikinci bir dili öğrenmesini aynı şey gibi gösteriyorlar ve ürünlerini satmaya çalışıyorlar. İkisi çok farklı şeyler. Yani o ana dil dediğimiz şeye zaten belirli bir yaşa maruz kalana kadar öğrenebiliyorsunuz. Sonrasında imkansız olduğu söyleniyor. İkisi çok farklı işleyen süreç ama işte biz sizi konuşturalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek ürününü satmakta bir araç olarak kullanıyor o benzetmeyi. Aynen öyle. Bir de YouTube falan dışında hocam kitap soruları çok geliyor. İşte tamam, YouTube'dan çalışıyoruz ama pratik yapacağımız kaynak ne önerirsiniz diye soruyorlar. Sanırım Cuma günkü yayında şey gösterdim. Günleri karıştırmış olabilirim. Engvid var ya hocam, şu Kanadalı Evet, hocaların evet, sitesi. evet. Orada kendi sitelerinden izleyince, ders izledikten sonra 10 soruluk bir pratik geliyor. İşte test Biliyorum. ediyorlar sizi. Orası mesela güzeldi, onu gösterdik Güzel. ama yine de kağıt kalem çalışmak isteyenler çok oluyor. Ben de onlardanım. Bunun için sizin bir kitabınız var. Ben sizi tanımadan önce zaten kitabınızı görmüştüm daha önceden. Beğenmiştim. Çeviriyle Öğren kitabı, yine bilmeyen arkadaşlarımız varsa.
Şu an yanımda da var. Arada öğrencilerime de veriyorum. Evet. Özel hocadan sipariş edip üçlü dörtlü evet. öğrencilerime veriyorum. Bu kitap nasıl işliyor, nasıl kurgulanmış hocam? Ondan bir bahsederseniz. Çeviriyle öğren şöyle, bilmeden alanlar çok pişman oluyor. Bugün de oldu. Birisi almış, iade etmek istiyor. İçinde konu anlatımı olduğunu zannediyorlar. Konu anlatımı yok kitabın içinde. Bu bir alıştırma kitabı. Alıştırma kitabı. Ve benzeri bulunmayan diyebileceğim tarzda bir alıştırma kitabı. Kitap ortadan iki bölüme ayrılmış durumda. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce şeklinde. Sayfa numaraları dahi tekrar birden başlıyor. Evet. Kitapta sadece her sayfada 20'şer tane cümle var. Kısa cümleler bunlar. Ve konu konu ayrılmış cümleler. Present Perfect'in cümleleri var. Örneğin Present Perfect Continuous'un var gibi. Her konuya özgü olarak ayrılmış 20'şer tane cümle var. Kitabın İngilizce-Türkçe bölümündeki örneğin 43 no sayfanın cevap anahtarı Türkçe-İngilizce bölümündeki 43 no'lu sayfadaki cümleler olmuş oluyor. Yani kitap kendi kendinin cevap anahtarı da olmuş oluyor. Evet. Bu ne işe yarıyor peki bu kitap? Aslına bakarsan İngilizce-Türkçe bölümü çok fazla bir işe yaramıyor. Ben onu cevap anahtarı gibi kullanın diyorum genelde öğrencilere ama şu Türkçe-İngilizce bölümü var. Esas oradan çalıştığınız zaman kitabın ne derece işlevsel olabileceğini görüyorsunuz. Çünkü bunu ben özel ders verdiğim öğrencilerimle kullanırken bizzat yaşıyordum. Örneğin bir sayfayı İngilizce-Türkçe bölümünden bütün cümleleri çevirdik. Çok hızlı bir şekilde çeviriyorlar. İngilizce'den Türkçe'ye ya. Hiç zorluk yok. Şakır şakır çeviriliyor. Hadi bakalım şimdi aynı sayfayı diğer bölümden açalım diyorum. Arada saniyeler var. Bu kadar yani. Daha birkaç saniye önce çevirdiği cümleyi Türkçeden İngilizce'ye çevirirken zorlanıyor, çeviremiyor. Yani, aynen. Bu şeyle cevaplıyor aslında hocam. Bölüyorum ama yine çok gelen İngilizce öğretmenlerinin en çok sorulan tapon sorulardan biridir büyük ihtimalle. Hocam cümle kuramıyorum kısmının da pratiği aslında bu Türkçeden İngilizce'ye çeviri. Konuşurken de çünkü ilk başlarda biraz akıcılık kazanan ya kazanacağımız evreye kadar genellikle ne yapıyoruz? İşte önce aklımızda bir çeviri yapıyoruz hızlı bir şekilde. Öyle kuruyoruz. Bu ona yarıyor. Zaten pratik yaptıkça, akıcılığımız arttıkça o çeviri yaptığımız süre kısalıyor. Artık daha hızlı çeviri yapıyoruz. Ta ki tamamen ortadan kalkana kadar. Tabii yazılı çeviri bunun ilk aşaması oluyor. Ben bunu da şurada fark ettim. Bir dönem ilk öğretimde görev yapıyordum. İşte bir sınıfım vardı. Aldım 4'ten 8'e kadar ben götürdüm o sınıfı. Çok iyi düzeye geldiler 8. sınıfta. İşte bir gün böyle boşluk doldurmalı alıştırmalar falan bir şeyler yaptırıyorum. Bütün alıştırmaları yaptırdım o konuyla ilgili yapılabilecek. Nereden aklıma geldiyse, hadi bundan şimdi size Türkçe cümleler söyleyeyim. Siz bunları bir çevirmeye çalışın bakalım dedim. Yani o boşluk doldurmalı alıştırmaları full çeken öğrenciler zorlandılar, yapamadılar falan. Ben de o gün bir ışık yandı. Yani bir şeyi biz eksik yapıyoruz dedim. Yani demek ki biz bunu eksik yapıyormuşuz. Yani Türkçeden İngilizce'ye çeviriyi eksik yapıyormuşuz. Esas öğrenme bu anda gerçekleşecek. Bunu yapınca gerçekleşecek dedim. Ve oturup her konuyla ilgili böyle cümleler yazmaya başladım. Zaten çeviriyle öğren kitabı da bu yıllar içerisinde oluşturulmuş bu arşivin kitap haline getirilmiş hali diyorum ben. Yani inanılmaz derecede faydalı oluyor. Ama şöyle bir şey var. Mutlaka kitabın tanıtım videosunda anlattığım şekilde kullanılması gerekiyor. Orada söylediğim en önemli şey aynı üniteyi cümleleri takılmadan hızlı bir şekilde çevirebilecek düzeye gelinceye kadar farklı zaman aralıklarında tekrar edin diyorum. Bu çok önemli çünkü dil tekrar kelime düşün. Çalışırken de önemli aslında. Hani sürekli dediniz ya süpürme yöntemiyle sürekli zaten tekrar etmemiz gerekecek. Evet. Çok güzel tespit aynı şey. Hocam Zübeyde'nin bir sorusu var. Phrasal verbs öğrenmek için bir kitaptan bahsetmişsiniz. İsmini sonra söyleyeceğim demişsiniz. Neymiş hocam? Zübeyde izlememiş sanırım son videolardan. Edat alan fiiller videosunu orada bahsettim. Making Sense Phrasal Verbs isimli bir kitap. Ben yazayım ekrana. Evet, Making Sense Phrasal Verbs. Şöyle bir sıkıntı var. Bu kitap Türkiye'de satılmıyor. Ben yayın eviyle irtibata geçtim İngiltere'de. Onlara anlattım durumu. İşte kanalımda bahsedeceğim kitabınızdan. Tanıtımını yapacağım. Hani belki Türkiye'de yayınlamak isteyebilirsiniz dedim. Çok ilgilendiler. İlgilerini çekti. Hatta Türkiye'de de bastıralım falan gibisinden cevaplar verdiler ama sonrasında
maillere dönüş yapmamaya başladılar. Ben de üstünde durmadım. Sanırım kitabın PDF olarak internette bulunuyor olmasından kaynaklı bir şey. Ama burada kesinlikle adresini vermiyoruz tabii ki. Ama bulunuyormuş. Bulunuyormuş diyorlar, biz bilmiyoruz. Şimdi İsmail Şen de demiş ki, son baskıda kare kod özelliği mükemmel, kitabın uygulamasını da bekliyoruz demiş. Uygulaması da geliyor zaten kitabın. Evet, ben şöyle şuradan bir içinden göstereyim örnek arkadaşlar. Kameraya tutabileceğim sanırım. Şöyle bakayım, biraz daha çevirdim. Konu başlığı var arkadaşlar. Şu an Gerund Infinitives İngilizcesini görüyorsunuz. Yanına Türkçesini yazıyorsunuz. Bir şey okuyamıyorum. Öyle mi? Ondan çok sonra şurada bir baskıya benziyor. Yok, benim kameradan hocam. Sonra şurada kare kod var arkadaşlar. Oradan da Özer Hoca'nın YouTube kanalına gidiyorsunuz. Aslında birbiriyle entegre bir şekilde hem konu anlatımı hem de pratik egzersiz yapmış oluyorsunuz böylece. Bir tane de sanırım geliyor değil mi hocam? Konu anlatım kitabı geliyor. Doğru mu? Evet. Konu anlatımı kitabı geliyor. O da kanalımdaki videoların PDF dosyalarının. Siz zaten bunları PDF olarak veriyordunuz. Paylaşıyorum kendi sitemden. İsteyenler indirebiliyor siteye üye olarak. Bu PDF'lerin şu an biraz dağınık, darmadağın vaziyette duruyorlar ve işte video anlatım dili üzerinden hazırlanmışlar. Bunların kitap haline getirilmiş versiyonu. Şu an üzerinde çalışıyorum. 2-3 aydır falan herhalde çalışıyorum. Daha da birkaç ay çalışacak gibiyim. Çok ciddi bir iş. Ama çıktığında çok güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Çünkü çok özeniyorum şu anda da. Peki hocam, şöyle soru gelmiyor mu? Video varken kitaba ne ihtiyacı var? Videoda zaten konu anlatıyorsunuz. Evet, öyle bir soru geliyor. Yorumlarda da gördüm ben. Niye video varken kitabı alalım gibi. Fakat şöyle bir şey var. Her şey videolarda yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir Gerund's Infinitives konusunu anlatırken bir Gerund's listesinden bahsediyorum öyle. Bu listeyi videoda veremiyorsunuz. Kimse o anda videoyu durdurup ekran görüntüsünü kaydedemiyor gibi. Evet. Şey olmaz zaten. Ha, bunu PDF olarak paylaşıyorum. İşte kitapta bu PDF olarak paylaştığım tablolar, bütün tablolar olacak. Bu bir. İkincisi, PDF olarak paylaşmadığım bazı tablolar ekliyorum. Yani örneğin meslekler konusunu anlatmışım ama düzgün bir meslekler listesi vermemişim. Milliyetler konusunu anlatmışım, düzgün bir milliyetler listesi vermemişim. Kitapta bu tarz ekstra tablolar da olacak. Bir de ekstra örnek cümleler ekliyorum. Yani şöyle, PDF dosyalarından aşağı kalır bir tarafları yok. PDF'teki her şey kitapta var. Üzerine farklı şeyler var. Daha güzel şeyler var. Resimler var gibi. Süper. Uğur Fidan demiş ki, hocam evde kendi kendine İngilizce çalışanlar için nasıl defter tutmayı öneriyorsunuz? Şimdi bu yine kişiye göre değişir ama bence şöyle olması gerekiyor. Bir konu anlatımı çalışırken gramer için tuttuğunuz bir defter olması gerekiyor. İki kelime defteriniz olması gerekiyor. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri yazdığınız, Türkçe anlamını belki yazdığınız ve o kelimenin içinde geçen bir cümle örneği yazdığınız kelime defteri olması gerekiyor. Bir de ekstra pratik yapacağınız, yani işte mesela kelimeleri 5 kere yazarak çalışıyorsanız yine sizin çalışma yönteminize göre onun için kullanacağınız, işte boşluk doldurma çözeceğiniz falan, o tarz bir 3 tane kelime, pardon, çalışma defteriniz olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ben de katılıyorum. Kesinlikle özellikle şu kelime defteri konusuna katılıyorum. Olması gerekenlerden ilk sırada yer alanı o. Öbür türlü gramer için, yani ben şunu gördüm. PDF dosyaları bile, mesela kendimden örnek vereyim. Çevremde gördüğüm, özel ders alan, özel ders verdiğim kişilerden gördüğüm kadarıyla PDF dosyası bile yetmeyebiliyor. Kendileri bir defter tutuyorlar oraya. Bir şeyler yazıyorlar. Yani insanın kendi yazması, kendi defterini tutması biraz daha sempatik geliyor sanırım. Ve yani daha kalıcı oluyor büyük ihtimalle. Çünkü beyin iki kez işliyor. Hem okuyup hem yazınca, değil mi? Evet, İki aşamadan geçiyor ve daha kalıcı oluyordur diye düşünüyorum. Zübeyde demiş ki, videoları kaldırmayacaksınız değil mi? Videoları kaldırmayacağız. Videolar önemli arkadaşlar. Kare kod var zaten. Videolara zaten bitmiş değil. Yani son video biraz gibi, vefat videosu gibi olmuş. Biraz fazla acıklı olmuş. Yani yine bonus dersler eklemeyi düşünüyorum fırsat buldukça. Özellikle şu YDS sınavı ile ilgili, Türkiye'deki YDS gerçeği ile ilgili bir şeyler hazırlamayı düşünüyorum. Ne kadar
Tam da o soru gelmişti hocam. Yani. YDS YÖKDİL'e yönelik soru çözüm videoları çekecek misiniz? Ben buna hayır diyecektim. Çünkü sizi takip ettiğim kadarıyla TEOG talebi çok geliyor. Hayır diyorsunuz. YDS'ye soruyorlar, hayır diyorsunuz. Yani sınav İngilizcesi videoları çekmeyi düşünmüyorum, çekmeyeceğim. Özellikle YDS'den yani YDS videosu derken benim kastım YDS sınavının dil seviyesini ölçmekten ne kadar uzak bir sınav olduğunu anlatan bir video çekmeyi planlıyorum. Yani ana dili İngilizce olan Amerikalıların girip 80'lerde puan aldığı bir sınav olduğunu buradan hatırlatmakta fayda var. Aynen öyle. Zaten biri de az önce öyle yorum yazmıştı. Ona ekrana vermedim ama grameri falan İngilizlerden daha iyi biliyoruz ama konuşamıyoruz falan demişler. Kesinlikle çok doğru. O kısmı destekliyor. Ayşegül demiş ki bu çeviri kitabı hangi seviyede ve ne kadar ilerletiyor demiş. Çok soruyorlar bütün, buna. Değil mi? Bütün konuları kapsıyor zaten. Bütün konular var. Yani Hişi ilkten başlıyor. İşte nerede bitiyor? What to, when to, where to, noun clause'larda bitiyor diyebiliriz yani. Dolayısıyla gramerdeki bütün konuları içerdiği için kitap ilginç bir seviyede bütün seviyelere, ilginç bir şekilde bütün seviyelere hitap ediyor. Yani ben bu kitabı ilkokul 4. sınıfa giden öğrencime özel ders verirken de kullanıyordum. Yetişkin 50 yaşındaki kişiye ders verirken de kullanıyordum gibi. Evet. Ya da işte YDS'ye hazırlanan kişiler ders verirken kullanıyordum. Bir de diğer soru neydi? Onunla ilgili bir şey sormayı düşünmüştüm. Bir şey gelmişti. Neydi? Ne kadar ilerletir diyordu değil mi Ayşe? Ne kadar ilerletir? Evet, ne kadar ilerletir? Bugün de konuşmuştuk bunu. Şöyle bunu videolar için de soruyorlar değil mi hocam? Evet, videolar. Hocam ben bu videoları izlesem hangi seviyeye gelirim? Ya sen o videoları nasıl izliyorsun? Şimdi hangi pozisyonda izliyorsun? Bağdaş kurarak mı, bacak bacak üstüne atarak mı ya da yanında çekirdek çitleyerek mi izliyorsun? Metrobüste mi izliyorsun? Metrobüste mi izliyorsun? Yani bu kişiden kişiye değişir. Kişinin çalışma alışkanlığına göre değişir. Eğer gereken şekilde dinliyorsan, özellikle bonus videolarda anlattığım şeyleri de uyguluyorsan seni son aşamaya kadar götürecektir gramer bilgisi açısından. Ama biraz önce senin de bahsettiğin gibi her çiçekten bal almak gerekiyor. Sadece bu videolarla iş bitmiyor. Bu videolar işin gramer kanadını bitiriyor. Ben hep bunu söylüyorum. Küçük hikaye kitaplarıyla bunun desteklenmesi gerekiyor ilk aşamada. Örneğin bendeki videolarda 29. videodan sonra, Simple Past Tense videosundan sonra hemen bu kitaplara başlanabilir. Çünkü genelde Simple Past Tense üzerinden anlatılıyor bu hikayelerde. Evet. Hemen başlanabilir. Ve çok ucuz kitaplar. Gerçekten 5 liraya, 6 liraya bugün Ankara'da, olgunlarda satılan kitaplardan bahsediyoruz. Evet, Türk yayın evlerinin kitapları öyle ucuz genelde. Yabancı yayınlar biraz pahalı. Oxford Penguin falan. Onlar 10 pound olduğu için Türk lirasına çevirince 40 TL falan ediyor onlar. Evet, ikinci el olarak zaten olgunlarda çok... İkinci el olanlar da var, evet. Ama benim tavsiyem CD'li olanlardan bulmak, almak. Çünkü kitabı okuyup güzel anladıktan sonra bir de CD'den dinlerken o kitabı takip etmek inanılmaz şey katacaktır. Aynen, bu şey örneğini de yine listening sorusu çok gelmişti, onu da destekliyor. Filmi zaten izlerken diyoruz ya, İngilizce izleyin ve İngilizce altyazıyı takip edin oradan. Evet. Kitap da aynı onun gibi. Kitabı oradan takip ederken bir yandan da sesini dinlemek altyazılı, İngilizce altyazılı film izlemek gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Hocam süremiz 15 dakika geçtik ama bir 4 dakika daha uzatırız gibi duruyor. 45 dakika geçmiş. Aman Allah'ım, saate hiç bakmamışım ben. Biz genelde hocam konuklarımızı bize verebilecekleri bir şey varsa soyuyoruz. Sizi de soyacağız. Tabii ki. Şimdi bu çeviriyle öğren kitabından arkadaşlar. Zaten diğer kitap henüz basılmadı. Bende iki tane var. Bir tanesini aranızdan birine göndereceğim. Bir tane de Özer Hoca'dan isteyeceğiz. O gönderecek. Şöyle yaparız büyük ihtimalle. Bu videoya yorum yazanlardan birinden seçeriz pazartesi akşam. Bugün bir çekiliş yapacaktık daha önceki katılımcımızla ilgili Özer Hocam. Tabii ben konuk alacağımı unuttuğum için yapamayacağız. Çünkü ekranı göstereceğim, canlı yapacağız o çekilişi, herkes görsün falan diye. O yüzden onu da pazartesiye uzatmış olduk. Herkesin bilgisi olsun ve Özer Hocam'ın çekilişi de pazartesi yapacak. Şu an izlediğiniz videoya yorum yazanlar ve daha sonra pazartesiye kadar yorum yazanlar arasından yine pazartesi canlı çekiliş yapacağız. Bir kitap ben göndereceğim, bir kitap Özer Hocam gönderecek. Talep çok olursa 5 tane gönderelim. Oo, Özer Hoca arttırdı. Cömert. Cömertliğiniz için teşekkürler hocam. Sorun Süper. Değil.
Bayağı bir yorum geliyor. Reklam gibi olmasın ama demiş Uğur Fidan. Sıkıntı yok ya, Rütük bize karışmıyor. Fono'nun bir sayfasından Türkçe, bir sayfasını İngilizce yazan İngilizce hikaye kitapları var. Özer Hoca'nın Türkçeden İngilizce çeviri yapın. Öneri için oldukça kullanışlı demiş. Evet, ona benziyor sistem biraz. Teşekkürler. Yani emin olmak istiyorsanız gerçekten, yani hocayla çalışmıyorsanız, kendi kendinize çalışıyorsanız ki bugünkü konumuz oydu. Çevirisi olan şeyleri tercih edebilirsiniz gerçekten de. Bende var teşekkürler demiş. Bende de var demiş. Bir fazla da var bende diyen var hocam. Bayağı kitabınızı alanlar var aramızda. Evet, yani bu zamana kadar kaç tane satıldığı bilgisini de paylaşayım. Şöyle bir düşüneyim istersen. İkinci baskı 3000, 4000, sanırım 5500, 6000 civarında falan satılmıştır şu O zamana kadar. maşallah. Ve şu ilginç hocam. Bu kitap herhangi bir yerde bulunmuyor arkadaşlar. Yani Diyanar'a gitseniz alamıyorsunuz. Böyle geniş bir dağıtımcısı olmamasına rağmen böyle geniş dağıtımcısı olan kitaplardan daha çok satılması bence olumlu bir şey. Ne kadar beğenildiğini de gösteriyor. Son birkaç soru alacağım arkadaşlar. Gün içinde maksimum ne kadar çalışmalıyız? Bir sınırı var mı denmiş. Yok. Hep aynı cevapları veriyoruz ama evet, bu Bende yine yok. size kalmış arkadaşlar. Benim bu dönem bir tane öğrencim vardı, özel öğrencim sadece. Şey, LYS 5'e hazırlanıyordu. O kız mesela günde 8-9 saat çalışıyordu ama ben hayatımda hiç öyle çalışmadım mesela. Çalışamam da. O size kalmış yine. Çok teşekkür etmişler. Süper yayın oldu diyen var. Söyle için teşekkür. Bizden önce kapatmışlar hocam yayını. Herkes teşekkürle geçmiş. O zaman biz de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, teşekkürler Herkes dinlediğiniz için. alacağını aldı hocam, cevaplarını aldı. Tamam. 15-20 tane ard arda teşekkür gelmiş. Akın dil ile ilgili ikinci kez sorun geliyor arkadaşlar. Akın dil tamamen YDS'ye odaklanmış bir kurs diyebiliyoruz biz de uzaktan. Ben şahsen tanışmıyorum, katılmadım da. Siz dedim özür hocam. Ya ben Akın. akın dilinde ilgili olumlu deneyimlerim var çevremden. Yani bu Ben de olumlu biliyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı olabilir sanırım. Yani bütün kurumlar için geçerli bu. Bu tarz şeyler hocaya çok bağlı değil mi? Yani derse Ahmet Akın giriyorsa farklı, başka bir tabii. hoca giriyorsa farklı olabiliyor. Mesela İstanbul şubesi Ankara şubesi kadar iyi demeyeyim de ne diyeyim? Ahmet Hoca'nın derse girmediği bir şube olduğu için eşit derece başarı göstermiyor olabilir, bilmiyorum. Yine gidenlerden alınırsa fikirler, katılanlardan daha yararlı olur. Öğrenci gözüyle birbirinize yardım ederseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Hocam vakit ayırdınız bu geç saatte bize. Kırmadınız bizi, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Yine linkleri paylaşacağız. Dediğimiz gibi Özer Hoca'nın YouTube'da İngilizce Konu Anlatım diye bir kanalı var. Çeviriyle Öğren diye bir kitabı var ve Konu Anlatım kitabı gelecek. Facebook sayfasından da takipte kalabilirsiniz gelişmeler konusunda. Size de katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Bayağı soru yağmuruna tuttunuz bizi. Hepsine yetişemedik ama elimizden geleni yaptık diye düşünüyorum. Biz sağlıklı kafayla cevaplarız. Aynen, Ben de yine teşekkür ara ederim. ara cevaplamaya çalışırız. O zaman herkese iyi geceler dilerim. İyi günler.